Herkese merhaba, ben Gülşah. Bugün sizlere bir minyatür sanatçısından bahsetmek istiyorum ve onun minyatürleriyle ilgili ufak bir uygulama yapalım istiyorum hep birlikte. Bahsedeceğim kişi Matrakçı Nasu. Bu onun kitabı. Matrakçı Nasu 16. yüzyılda yaşamış bir minyatür sanatçısı, yani yaklaşık olarak günümüzden 500 yıl kadar önce. Bu şekilde rengarenk minyatürler yapıyor. Onun minyatürlerinin enteresan olan kısmı, gittiği tüm şehirleri birebir şekilde resmetmiş. Bakın burada ördekler var, burada bir geyik var, renkli bitkiler, burada büyük dağlar ve sonrasında bakın yine burada kutu gibi minicik evleri görüyorsunuz. Burada iki kocaman dağ sırası, ortasından çok güzel bir nehir akıyor. Nehrin üstünde bir köprü var. Yine kendine has bitkilerini görebilirsiniz. Ve burada da belki birçoğunuzun görünce tanıyabileceği bir şehir var. Burası İstanbul. Bakın burada Galata Kulesi'ni görebilirsiniz. Surlarla çevrili etrafı. Burada gemiler gidiyor. Burası Haliç. Şurada gördüğünüz küçük yapı Kız Kulesi. Burası Boğaz. Bu tarafa baktığımızda şurada Topkapı Sarayı'nı görüyoruz. Belki birçoğunuz burayı ziyaret etmiştir. Burada da Ayasofya Müzesi var. Evet, hala yerlerinde duruyor hepsi. Harika. Şimdi uygulamamıza başlayabiliriz. Bunun için beyaz bir kağıt. Ben sulu boya kullanacağım. Bu yüzden sulu boya ve çeşitli kalınlıkta bir sürü fırça hazırladım. Bazı ufak yerlerde kuru boya takviyeleri yapacağım için onları da hazırladım. Sulu boya, fırçalarım, evet. Ve bir tane kalem. Ben böyle ince uçlu bir rapido kalem kullanacağım. Fakat eğer siz isterseniz keçeli kalem ya da tükenmez kalem de kullanabilirsiniz. Başlarken önce kağıdımızın alt kısmına doğru şuraya ince, uzun, olabildiğince düz bir çizgi çekeceğiz. Çizgimizi çektik. Bu çizginin üzerine küçük dikdörtgenlerden oluşan birçok ev oturtacağız ve böylece kocaman bir mahalle çizmiş olacağız buraya. Ben ilk evi çizmeye başlıyorum. Dik bir çizgi. Yanına dik bir çizgi daha. Birleştiriyorum. Şimdi çatısını yapacağım. Şöyle minik bir çizgi. Buraya da minik bir çizgi. Ve bunları da birleştiriyorum. İşte Matrakçı Nasuh'un evleri bu şekilde bir sürü küçük dikdörtgenden oluşuyor. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bu kısmı sizin için biraz hızlandırıyorum. Ben kendim için yeterli ev çizdim. Şimdi sıra geldi bu evlerin pencerelerini ve kapılarını yapmaya. Matrakçı Nasu pencerelerini nasıl yapmış biliyor musunuz? İşte böyle. Küçük birer ince uzun dikdörtgen koyarak pencereleri bitirmiş. Bir de kapı koymuş. O da bu şekilde, ters bir U şeklinde. Ve şuraya ince bir şey yaparsak bunun kapı olduğu daha çok belli olur. Şimdi pencere ve kapıları yerleştirmeye başlıyorum hızlıca. Şimdi benim de en sevdiğim kısım olan boyama kısmına geçiyoruz. Ben bunun için sulu boya kullanacağım. Burada siz en çok hangi boyayı kullanmak istiyorsanız lütfen onu kullanın. Yaparken ben şöyle yapıyorum. Önce boyayacağım alanı fırçamı biraz sadece su alıp önce biraz ıslatıyorum.
Daha sonra istediğim renkten biraz alıp fırçamın ucuyla buradan bırakıyorum. Bakın boya nasıl da kendi kendine dağılıyor. Ve bunu istediğiniz kadar yayabilirsiniz. İstediğiniz koyulukta veya açıklıkta yapabilirsiniz. Biraz daha renkli yapalım. Evet. Birinci evimi boyadım. Evleri boyarken bu eve geçtiğimizde burayı da sulandıracağımız için buradaki renk bazen buraya kayabilir. O yüzden burayı dikkatli yapın lütfen. Ama bazen de renklerin birbirine karışması çok daha güzel sonuç veriyor. O yüzden aslında ne kadar özgür olursanız o kadar iyi. Şimdi bu kısmı da sizin için hızlıca boyuyorum. Fakat lütfen siz acele etmeyin. Tüm renklerin keyfini çıkarın. Evlerimiz rengarenk bir şekilde boyandı. Bayağı renkli bir mahalle olacak gibi duruyor burası. Şimdi buradaki boyalarımız kururken biz de bu mahallenin önüne yemyeşil bir alan yapalım. Ben bunun için biraz kalın bir fırça kullanacağım. Hızlandırmak için. Önce güzelce ıslatıyorum. Daha sonra sevdiğimiz bir yeşil tonla burayı boyayacağız. Ben böyle biraz açık yeşilleri seviyorum. O yüzden onu kullanacağım. Daha sonra mesela ben şuraya da bir tane yapacağım. Bunları daha sonra çalılara çevireceğiz. Şu kadar açıklık olması yeterli bizim için. Evet. Hafif böyle yuvarlamsı ama biraz elips gibi. Bir tane de şuraya koyacağım. Şimdi burayı kurumaya bırakırken yine bu sefer güzel mavi açık bir gökyüzü yapalım yukarıya. Evet. Bence gökyüzümüz oldu. Şimdi biraz kurumasını bekliyoruz. Evet, çimenlik kısmımız kurumuş. Şimdi buraya minik çimenler yapacağız. Bunu isterseniz yeşil bir kuru boyayla yapabilirsiniz. Ya da ince bir sulu boya fırçasıyla da yapabilirsiniz. Ben şimdi bunları kuru boyayla yapacağım. Minik çimenlerimizi şöyle koyuyoruz.
Önce 3 yaprak sağa doğru, sonra 3 yaprak sola doğru. İşte bunlar bizim minik çimenlerimiz. Şimdi tüm bu alanı bunlarla dolduralım. Evet, benim için yeterli. Şimdi hani şuraya açık renkte böyle küçük topçuklar koymuştuk ya. Şimdi onları güzel birer çalıya dönüştürme zamanımız geldi. Bunun için şuradakinden başlayacağım. Önce bunun tam ortasına bir yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra bunu bir çiçeğe dönüştürüyoruz. İşte böyle. Daha sonra bu çiçeğin etrafına bir çiçek daha çizeceğim. Başlıyorum. Şimdi bu çiçeğin etrafına bir tane daha çiçek çizeceğim. Şimdi bir tane daha çizeceğim. Tüm bu yeşil alanı doldurana kadar çiçeklerimizi büyüterek çizmeye devam ediyoruz. İşte burada kocaman bir çalımız oldu. Şimdi diğerlerine de aynı şeyi yapalım. Şimdi bu çalılara birkaç çiçek ekleyelim. Bunun için yine ben kuru boya kullanacağım. Pembe bir kuru boya alıyorum. Birkaç tane çiçek ekleyeceğim. Çiçeklerimiz bitti. Şimdi bu evlerin çatılarını boyayacağız. Ben çatıları kırmızıyla boyamak istiyorum ama siz hangi rengi en çok seviyorsanız lütfen onunla boyayın. Neredeyse bitmek üzere. Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Bu güzel gökyüzünde dolaşan birkaç bulut yapmak istiyorum. Bunun için yine kuru boya kullanacağım. Mavi bir kuru boya aldım. Son olarak imzamızı atıp bu resmi bitiriyoruz. Ben imzamı şu köşeye atacağım. Eserlerimizi imzasız bırakmamalıyız, değil mi? Evet. Şimdi son olarak size göstermek istediğim bir şey var. Bu ilk başta baktığımız kitap. Bakın. Şu kutucukları görüyor musunuz, evleri? Kutucuk şeklindeki. Bizim yaptıklarımıza bayağı benziyor, değil mi? Evet. Ve buradaki bitkiler. Bakın. Biz aslında bugün bir minyatür uygulaması yapmadık. Yalnızca bir minyatür sanatçısını tanıdık. Onun yaptığı minyatürleri gördük. Ve onun yaptığı minyatürlerden esinlenerek ufak bir resim çalışması yaptık. Daha eğlenceli ve daha basit bir hale getirerek. Hoşça kalın.